FM İzmir TV ortak yayındayız. Ruh Beden Zihin Aklı programımızda yeniden karşınızdayız. Ben klinik psikolog Gülnur İpin Harbek. Bugün günlük yaşamda sağlıklı ilişkileri yürütmede önemli bir fonksiyonu olan duygusal zekayı konuşacağız. Ancak daha çok iş yaşamında duygusal zeka nedir? Duygusal zekanın önemi nedir? Konumuz olacak. Konunun uzmanı, endüstriyel psikolog ve yönetim danışmanı Suna Soydan, Alparslan bizimle. Hoş geldiniz Suna Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Kendisi yönetim danışmanı, şirketlerde, işletmelerde insan kaynaklarıyla temas, dirsek teması halinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ekranlarımızın başında kariyer planlaması olarak endüstriyel psikoloji alanında istihdam yapmak isteyen psikolog arkadaşlarımız olabilir. Aynı zamanda insan kaynaklarıyla böyle temas halinde çalışan seyircilerimiz olabilir ya da yönetim pozisyonunda çalışan seyircilerimiz olabilir. Biraz daha çalışma alanınızı açabilir misiniz? Ve aynı zamanda seyircilerimizin sizi tanımasını istiyorum. Suna Soydan Alparslan kimdir? Söz size bırakayım. Çok teşekkür ederim. Bu arada buluşabildiğiniz için çok memnunum. Evet, ertelemek zorunda kaldık. Bugün de kısmet oldu. Ben İzmirliyim, İzmir doğumluyum. Burada lise eğitimimi burada tamamladıktan sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji lisansını tamamladım. Yani aslında endüstriyel psikoloji ile ilgili benim de çok fazla bilgim yoktu. Yani hele ki benim mezun olduğum dönemlerde de hala daha da yani birçok psikoloji bölümüyle, psikoloji öğrencisiyle görüşüyorum, konuşuyorum. Çok fazla endüstriyel psikoloji alanı ülkemizde bilinmiyor. Ben hep bu konuda zehirlemeye çalışıyorum psikoloji öğrencilerini. Çünkü çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Tek akla gelen genellikle klinik uzmanlık oluyor. Tabii ki o alan da çok kıymetli, çok emek gerektiren ve hani çok gerekli olan bir alan ama endüstriyel psikoloji alanı da hani şöyle özetleyecek olursak aslında çalışma hayatındaki insan boyutunu inceleyen, bu konudaki çalışmalar yürüten, araştırmalar yapan ve sonuçları uygulamaya aktarmaya çalışan uzmanlar, endüstriyel psikologlar. Yani benim psikolojiden sonra, lisanstan sonraki yüksek lisans alanım endüstriyel psikoloji değildi. Hani çok fazla yaygın da bir alan değildi. Ben insan kaynaklarında yüksek lisans yaptım. Şu anda da Ege Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ediyorum. Bir yandan grup psikoterapisi ile ilgili bir eğitimim var. Ona devam ediyorum. Bir yandan da sizin bahsettiğiniz gibi uzun yıllar insan kaynaklarında farklı şirketlerde çalıştıktan sonra şu anda serbest bir şekilde yönetim danışmanlığı ya da okullarda işbirliği ya da eğitimler, kurumsal psikoloji odaklı eğitimler veriyorum. Bu şekilde tanıtmış olayım kendimi. Alandaki deneyimleriniz aslında alanda kolları sıvayacak olan meslektaşlarınıza mentörlük ve rehberlik yapacağınız bir yere taşıdınız. Öğretim görevlisi olarak da çalışıyorsunuz. Evet, doğru, onu atladım. Çok özür dilerim. Bir de şu anda bir üniversitede iş ve örgüt psikolojisi yüksek lisans programında liderlik ve gelişim adında bir derse giriyorum. Daha önce de işte psikoloji bölümlerine çok gidip geliyordum ama ilk defa bir dersi tamamıyla ben veriyorum. Orada da hani çok kıymetli arkadaşlarımız var. Bu alanda, bu alana ilgi duyan, bu alanda çalışmak isteyen. Onlarla liderliği konuşuyoruz. Ama yani birçok yerde ben gerçekten psikoloji alanında kişileri endüstriyel psikoloji alanına davet etmeye çalışıyorum. En azından hani bu taraflı işbirliği, yani klinik uzmanlığı da olsa yine de iş hayatında olan bitenle psikologların da ilgileniyor olmasını ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü orada çok büyük bir ihtiyaç var. Bir ekip çalışması aslında, değil mi? Evet. İşletmelerde gerçekten çalışan verimliliğini artırmak, çatışma çözümlemesi, motivasyon kaynaklarını artırmak. Bir taraftan evet şirketin iyilik halini düşünürken bir taraftan da çalışanın iyilik hali ve ruh sağlığı alanında çalışmaları sürdürüyorsunuz. Kesinlikle. Yani son dönemde zaten belki sizler de fark etmişsinizdir. Çok fazla şirketlerle çalışanların bütünsel olarak iyilik hali konuşuluyor. Mesela wellness çalışmalarıyla. Yani sadece fizik sağlıklarına değil, psikolojik sağlıklarına da çok fazla önem vermeye başladı kurumlar. Orada da tabii ki ruh sağlığı alanında uzmanların devreye girmesi gerekiyor. Yoksa maalesef ülkemizde
Yani ehil olmayan, eğitim almış olmayan bazı kişiler insan davranışlarıyla ilgili söz söylemeye çok hevesli olabiliyorlar. Yani buraya mahal vermemek için gerçekten uzmanların da bu alana eğiliyor olması lazım. Bir şey daha eklemek istiyorum. Burada yani sadece ruh sağlığının iyiliğinden ziyade aslında endüstriyel psikolojinin birçok uygulamalı alanı da var. Mesela ölçme ve değerlendirme gibi. Mesela eğitim gibi. Yani her kurumun bugün gündeminde sonuçta işe alırken ya da yükseltme yaparken insanları belirli bir ölçme değerlendirme yapılması gerekiyor. Bunun tabii ki objektif olması gerekiyor, sürdürülebilir olması gerekiyor. Doğru sonuçlara, geçerli, güvenilir ölçümler yapılması gerekiyor. Doğru sonuçlara gitmek için. Şimdi bunlar maalesef hani davranış bilimlerindeki ölçme değerlendirme tekniklerine hakim olmayan kişiler tarafından yapıldığı zaman yine hem kurum için hem de o süreçlere giren çalışanlar için çok olumsuz sonuçları olabiliyor. Yani sadece hani ruh sağlığı ve iyilik hali olarak düşünmeyelim. Yani orası da çok çok önemli. Ama diğer konularda da gerçekten çok ihtiyaç var çalışma yaşamında. Evet, başlangıcı değil mi? Kurumlarda ne tür çalışmalara ihtiyaç var verimliliği arttırmak için? Öncesinde bir analiz gerekiyor gerçekten. Doğru. Bir analiz süreci, ihtiyaç analizi ve akabinde ona göre ekip çalışması ve planlamaların yapılması. Evet, tabii ki bir endüstriyel psikologla birlikte insan kaynaklarından da bahsediyoruz. Gerçi çalışma alanlarınızı daha da detaylandıracağız. Evet, yaptığınız evet. Çalışmaları da ifade etmenizi isterim. Orada gerektiğinde de bireysel dokunuşlar için bir klinik psikologla çalışıyor olmaktan da aslında bahsediyorsunuz. Evet, yine profesyonel bir gözden aslında duygusal zekanın iş yaşamındaki yönetilmesi sürecini de vurgulamış oluyorsunuz. Evet. O zaman duygusal zekaya gelelim. Duygusal zekanın tanımı önemli. Karışan da bazı kavramlarla da karışan bir tanımlama. Duygusal zeka nedir? Belki beceri alanları nelerdir duygusal zekanın? Biz nerelerden okuyabiliriz duygusal zekayı? Buyurun. Çok teşekkürler. Şimdi duygusal zeka konusu benim öncelikle kendi şahsi hayatımda çok önem verdiğim bir konu olarak karşıma çıktı. Yani ben üniversitede okurken bir dersinizde duygusal zeka, işte duygusal zeka şöyledir, böyle geliştirilir falan diye bir ders aldığımı gerçekten hatırlamıyorum. Sadece hani ismen biliyoruz. Ama ben hani her fırsatta bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben ne zaman iş yaşamına başladım ve bazı insanların gerçekten o kendi duygularını çok iyi yöneterek ve başkalarının duygularına da duyarlı olarak ve onları da yöneterek gerçek potansiyellerine daha iyi ulaşabildiklerini gördüm. Yani kavga olmadan, dövüş olmadan, kendi kendine bazı şeyleri zehir etmeden gerçekten kendi potansiyelini ortaya koyabilmek için. Yani birileriyle ya da kendisiyle, kendi zihnindeki geçmişten getirdiği gündemle kavga halinde değil de gerçekten ben şu an hangi durumdayım, benim hangi becerilerimle bu olayı çözebilirim diye bakabilmesi ancak ve ancak duygusal zeka ile olduğunu ben önce kendi hayatımda ve çevremde fark ettim. Ve bu alanda araştırmaya, okumaya başladım. Yani birçok yaklaşım var aslında. Ta şeyden başlayabiliriz. Arkadaşlarımızdan, dinleyenlerden hani bu konuyu daha ayrıntılı araştırmak isteyenler varsa birkaç tane de referans verelim. Bir tanesi Martin Seligman. Şimdi siz de çok iyi bilirsiniz. Aslında pozitif psikolojinin kurucularından değil. Yani bu yaklaşımın kurucularından. Pozitif psikoloji ne demek? Onu da mutlaka altını çizmek lazım. Biraz şöyle hani doğru bilinen yanlışlardan da birazcık bahsetmek lazım. Evet, maalesef evet. Yani böyle altı çok boşaltılmış kavramlar olabiliyor. Mesela etrafta şey diyorlar ya, aman duygusal zeka mı? Çok işte bayatladı bu konu. Herkes biliyor bu konuyu falan. Peki diyorum, özellikle sence duygusal zeka ne diyorum karşımdakine, ama hiçbir cevap veremiyor. Aynı şekilde pozitif psikoloji nedir dediğimde şöyle cevaplar alabiliyorum. Yani işte bilmem ne diyerek bilmem ne yaptırmak, karşındakine üç adımda işte gülümseyerek falan böyle değişik şeyler. Hayata geçmemiş teknikler gelebiliyor yani böyle kulak dolgunluğuyla. Bir de şimdi o Yiğit Özgür'ün bir tane şeyi var ya, karikatürü çok seviyorum ben, hani bir deli bir kitap okuyor, adı 10 adımda 12 adım. Çok hoş gerçekten. Yani maalesef işte bizim alanımızda böyle biraz altı boş
çok fazla işte 10 adımda 12 adımlar olduğu için hani biraz böyle bilgi kirliliği var. Hı hı. O yüzden böyle doğru kaynaklardan dönüp tekrar temiz bir zihinle okumalar yapmak lazım. Şimdi Martin Seligman pozitif psikolojinin kurucusu. Pozitif psikoloji ne demek? Şimdi normalde klinik psikolojiyle karşılaştıralım. Klinik psikoloji bir eğer insanların ruh durumunda bir eksiye dönen bir durum varsa bunu sağaltımı için çaba gösteren, orada teknikler geliştiren ve uygulayan bir alan. Ama pozitif psikolojide diyor ki yani bir psikolojik, psikiyatrik bir rahatsızlık olmayabilir ama insanlar kendilerini biraz daha iyi hissetmek isteyebilirler ya da becerilerini biraz daha geliştirmek isteyebilirler. Yani 0'ı 1, 1'i 2, 2'yi 5 nasıl yaparız? Hı hı. Bununla ilgili araştırmalar yapan bir alan. Hı hı. Duygusal zeka da aslında bunun bir alanı. Yani illa bir bizim psikolojik rahatsızlığımız olmasına gerek yok. Hı hı. Ama biz hayatımızda kendimizle ve çevremizdeki insanlarla nasıl daha iyi bağlantı kurarız? Hı hı. Nasıl gerçek potansiyelimize ulaşırız? Bununla ilgili bir alan. Hı hı. Duygusal zeka ile ilgili en çok, en yaygın hani bu terimin oturması, uygulamaya çok fazla yaygınlaştırılmasını sağlayan kişi de Daniel Goleman. Onun işte Duygusal Zeka isimli kitabı herhalde dünyada en yaygın bu alanda okunan. Hala başucu kitabı gibi değil aynen, mi? Aynen başucu kitabı. Daha sonra tabii ki çok bunu geliştiriyorlar. İş yaşamında duygusal zeka, işte hatta son dönemde sosyal zeka kavramı da giderek oturmaya başladı. Hı-hı. Ya da yeni liderler gibi başka araştırmacılarla ortaya koydukları ürünler var. Yani araştırmalarının sonuçları var. Şimdi orada ne diyor? Yani şöyle toparlamak lazım. Hani çok fazla da böyle akademik şeylere girmeden herkesin hayatında kullanabileceği şekilde tanımlayacak olursak aslında 4 tane basamaktan bahsediyor özetle Daniel Goleman duygusal zeka kavramına yönelik olarak. Bunlardan ilk adım kendi duygularının farkında olmak. İkinci adım başkalarının, çok özür dilerim, kendi duygularını yönetebilmek. Üçüncü adım başkalarının duygularının farkında olmak. Dördüncü adım da başkalarının duygularını yönetebilmek. Yani bu basamaklı bir şey olarak düşünebiliriz. Kendi farkındalığın, kendinle ilgili bir farkındalık, öz farkındalık aynen. ve denetim. Aynen. Hem de diğeriyle ilgili farkındalık aynı zamanda eğer bir liderlikten, yöneticilikten de bahsediyorsak o süreci yönetmek, yönlendirmek, bazen rehberlik ya da mentorluk etmek de buna dahil belki. Aynen, kesinlikle. Ama şeyi çok fazla vurgulamaya çalışıyorum ben. Yani bu adım adım olan bir şey. Bazen biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Çok görüyorum insanlarla. Yani dediğiniz gibi liderlik olabilir, iş yaşamında biz beraber çalışıyor olabiliriz mesela. Ben istiyorum ki sizin duygularınızı yöneteyim. Siz bana inanın, güvenin. Ya da öyle yapmayın da böyle yapın. Yani siz ağlarken ben size öyle bir şey söyleyeyim ki hemen susun gülmeye başlayın falan. Yani böyle hani çok değnek. Aynen. Ya da böyle hemen birdenbire dördüncü adıma geçmek gibi. Hı-hı. Ama en zorlusu aslında en önemlisi ve temel dediğimiz şey aslında kendi duygularınızın farkında olmak. Hı-hı. Yani oradaki anlaşılmak yani o kendi duygularının farkında da olmakla ilgili insanların çok büyük bir aslında nasıl diyeyim bir inkar içinde olma durumları olduğunu izliyoruz. Değil mi? Öyle maalesef. Değil böyle evet, hissediyorum. Evet. Değil mi? Ötelenen duygular. Aynen. Yani dile getirilen. Edilen. Kesinlikle. Kamufle edilen. Çok doğru söylediniz. Hı hı. Yani orayı aşamadığınız sürece zaten duygusal zekanın diğer adımlarından bahsetmek çok zor. Yani ben ne yaşadığımı bileceğim ki onları yönetebileceğim. Değil mi? Yani bana bu duygular nereden geliyor? Miras mı? Benim gerçekten kendi hayatımla mı ilgili yoksa benim atalarımdan, büyüklerimden ya da çevremden edindiğim şeyler mi? Kolektif değil mi? Bir edinim mi? Ya aynen. da bilinçaltından gelen bir edinim aynen. mi? Bu nedir yani? Ben bunu hissederken bunun sebebi nedir? Bunu hı-hı. eğer ben tanımlayamıyorsam nasıl yöneteyim? Kendimi yönetemiyorken başkalarına nasıl duyarlı olayım? Hı-hı. Ve hı-hı. nasıl yöneteyim? Yani orada hissettiğim, gördüğüm şeyleri. O yüzden o vurgusunu mutlaka yapmak istiyorum. Evet. İlk adım çok önemli. Yani çıkış noktası insanın kendisi aslında. Kesinlikle. Yani kendi öz farkındalığında. Evet, hangi durumda, hangi olay karşısında ne düşünüyorum? Çok temel beceri değil mi? Düşüncenin duyguyla bağlantısını çözümleme. Doğru.
ve o duygunun, olumlu ya da olumsuz duygunun davranışlarımıza etkisini fark etme, hatta iletişim becerimize etkisini fark ediyor olmaktan da bahsediyoruz. Farkındalık aynı zamanda değil mi? Duygu üretme de bunun içinde sanıyorum değil mi? Duygu repertuarının da olması, farklı duygularıyla haşır neşir hasbihal ediyor olması kişinin, onu uygun yerde kullanıyor olma. Evet, denetlemekten de bahsettik. İlişkilerde duygusal duygusal zekayı ilişkilere transfer etme aynı zamanda. Bunlardan bahsediyoruz. Kesinlikle çok güzel. Bağlantılandırdınız. Ben şeyi de mutlaka söylemek istiyorum. Yani şimdi ben çok uygulamanın içerisinde de bir insan olarak, yani çok şirkete gidiyorum. Çok fazla kişiyle sohbet etme şansım oluyor ve hani ben gerçekten odağımı iş yaşamına çevirmiş durumdayım. Çünkü yani çok olumsuz şeyler oluyor orada. İnsanların ve kurumların tabii ki gerçek potansiyellerini ortaya koymasını engelleyen birçok şey oluyor. Mesela bizden psikologlar olarak en çok istenen eğitimler dediğiniz gibi iletişim becerileri oluyor. Ya da liderlik oluyor. Sizin de vurguladığınız gibi, yani duygusal zeka olmadan bunları konuşmak, mesela stres yönetimi eğitimi çok talep ediliyor bizden. Mesela kuşaklarla ilgili son dönemde en yakın zamanda çok büyük bir kuruma kuşaklarla ilgili bir eğitim vermek için gittim. Ve orada da yani en çok konuştuğumuz konular yine bunlardı. Çünkü insan önce kendine bakmadan, mesela diyor ki işte bu yeni gelen kuşak şöyle şöyle şöyle, işte şöyle yapıyorum böyle yapıyor. Ama uzlaşamamak değil mi? Uyumlanamamaktan bahsediliyor. Ama işte sen orada ne hissediyorsun acaba? Yani senin neye ihtiyacın var da sen yeni gelen kuşakta onun yansımasını ya da eksikliğini görüyorsun diye sorduğunuz zaman iş çok başka yere gidiyor ve çok her şey çözülüyor. Yani o yüzden oradaki o iletişim kurmak dediğiniz, buraya bağlantılandırmayı çok istedim. Çok önemli çünkü. Hepsi birbirine bağlı. Bağlantılı. Evet, yine karışan iki kavram, hatta öncelik anlamında da değil mi? IQ ve AQ aslında duygusal zeka için değil mi? İfade edebilirsek AQ. Zihinsel kapasite için IQ'yu kullanıyoruz. Ve hani çoğu kişinin hala bakış açısı 21. yüzyılda olmamıza rağmen zekanın yeterliliği. Zeka evet çevreye uyum için, adaptasyon kapasitesi için, gelişim için önemli bir faktör ama yeterli mi? Değil mi? Kıyaslıyor olmak belki şu anda ihtiyacımız da olabilir. IQ ve AQ arasındaki fark nasıl bakabiliriz karşılaştırırken bu iki kavramı? Ya bunu anlatmayı ben çok çok seviyorum gerçekten. Çünkü bir işte IQ'ya tıpınma yani tabiri caizse söz konusu. Yani insan işte bir IQ seviyesi eğer belli bir şeyin üzerindeyse rakamın artık o her şey kadirdir. Yani işte böyle üç basamaklı sayıları kafadan çarpabiliyorsa ya da işte ÖSS'de son şeyde galiba değişti, yeşim çıktı şimdi. Son sınav sisteminin adı neyse, üniversiteye geçiş sınavında işte çok yüksek puanlar aldıysa o kesin iş hayatında çok başarılı olacak falan gibi böyle inanışlar var. Yani o zeki olsun ya da benim çocuğumun dersleri iyi olsun, başka hiçbir şey önemli değil. Maalesef hala işte velilerde onu görüyoruz, çalışma yaşamında onu görüyoruz. Yani böyle hani en iyi üniversitelerden işe alalım. Onlar zaten her şeyi çözer. Not ortalaması en yüksek olanlar çok iyi ekip de yönetir. İşte, lider olur. Evet, yaratıcı da olur, şu da olur, bu da çok olur. Çok da iyi paralar kazanır değil mi? Ama yani aslında Daniel Goleman'ın çalışmalarının da ortaya çıkışı tam da bu inanış üzerine gerçekleşiyor. Yine Amerika'daki en iyi üniversitelerden birinin mezunlarını araştırıyorlar. Ve hani orayı kazanabilmiş ve orayı yüksek derecelerle bitirebilmiş bir grup insanı iş hayatında izliyorlar. Ve bakıyorlar ki aslında bir kısmı hiç de başarılı olmuyor. Evet, bir kısmı başarılı oluyor. Çok iyi yerlere geliyor. Dediğiniz gibi çok iyi paralar kazanıyor. Ama bir kısmı da zebil oluyor yani Türkçedeki tabiriyle. Peki o zaman deniyor ki ya burada tamam hani gerekli ama yeterli değil diye bir şey vardır ya. IQ evet gerekli ama ne kadarı gerekli, ona da bakmak lazım. Yani bizim şu anda iş hayatında bir de şunu da çok fazla anlatıyorum ben. IQ bir çan eğrisi şeklinde dağılıyor. Yani biz nüfusumuzun büyük çoğunluğu, belirli bir coğrafyada yaşayan insanların nüfusun büyük çoğunluğunun IQ seviyeleri zaten birbirine çok yakın oluyor. En üst seviyede IQ seviyesi olanlar küçük bir yüzde,
En düşük seviyede IQ seviyesi olanlar da yine düşük bir yüzde. Yakın yani, aslında bakarsanız potansiyelli olanlarla. Aynen. Yani ortalamadayız genellikle çoğumuz. Yani zaten hani böyle çok fazla yarıştırılabilecek bir şey orada çok fazla yok. Ve bu iş yaşamında çok üstün zekaya sahip olmak da gerekmiyor zaten birçok yapılan iş için. Ama ne gerekiyor? İşte o araştırmalara bakıldığı zaman insanlarla iletişimini çok iyi yapabilen, kendini çok iyi denetleyebilen, ifade edebilen, hakkını savunabilen ama kavgacı olmadan böyle insanların ve işte diğer insanlara duyarlı olup onların duygularını da yönetebilen kişilerin ancak çok iyi yerlere gelebildikleri tespit ediliyor. Ve tam da dediğiniz gibi bunun adı duygusal zeka IQ olarak ortaya çıkıyor. Yani bu IQ'nun çok fazla abartılması beni hep çok rahatsız etmiştir her durumda. Yani mesela bu üniversite sınavlarına hazırlanırken yani hani ya da işte bazı şeylerin IQ göstergesi olduğuna inanıp çocuk onu başarsın da başka hiçbir şey önemli değil kafasında olması. Ama mesela yani ben de Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde öğrenim gördüm. Gerçekten o dönemki işte üniversite sınavlarının en üst yüzdelik diliminden gelen insanlar vardı. Ama o kişiler üniversiteye başladıklarında kendi hele ki ailelerinden ayrılıp gelenler duygusal denetimlerini yapamazlarsa, yanlış arkadaşlıklar edinirlerse, o duygusal denetimi yapamadıkları için belki madde kullanmaya, yani ben hani kimseyi şey yapmak için söylemiyorum yani böyle insanlar vardı vesaire filan gibi söylemek istemiyorum ama böyle örnekler yani var. Olabilir. Olumsuz baş etme yöntemlerinin devreye girmesi, olumsuz duyguyla nasıl baş edebileceğini bilemediği için. Doğru bir arkadaş çevresi edinememek, kendini ifade edememek, ki ilerleyen anlaşılmadığı için değil mi? Evet. Özellikle potansiyelli bireylerde gözlemlediğimiz bir durum. Yani mental kapasitesiyle bağlantılı olarak özellikle ilgi duyulduğu alanlarla ilgili derin araştırmalar yapan potansiyelli olan bireyler kendisini benzer alanda konuşacak birilerini bulamadığında akran olabilir, eğitimcisi, öğretmeni olabilir, izolasyonu tercih ediyorlar. Evet, konuşmaya doğru. Değer bulmayabiliyorlar. İşte değersizleştirebiliyorlar ilişkiyi. Öyle olduğunda izolasyonla birlikte aslında kendini ifade etmekten yoksun bireyler haline gelebiliyorlar. Kesinlikle. Şimdi çok güzel söylediniz. Yani bazı şeyler de tabii ki engellenebilir değil. Bazen doğasında oluyor. Yani gerçekten hani IQ çok yüksekse dediğiniz sonuçlar oluşabiliyor. Ama yani biz o çocukların eğer duygusal zeka gelişimlerine de yatırım yapmazsak çok yalnızlaşıyorlar dediğiniz gibi. Ve hani mesela öyle bir liderle kimse çalışmak istemiyor. Düşünün ki yani herkesi kendinden aşağı görüyor. Kimseyle iletişim kurmuyor. Emir veriyor. Emir veriyor çünkü sadece. Çünkü o kadar değerli görmediği için. Ya da işte hani İnsanlar bu o kadar iyi anlarlar ki karşınızdaki insanın size samimiyetle davrandığını ya da orada sadece size iş yaptırmak için mi var yöneticiniz? Yani size nasıl bakıyor? Bunu hepimiz çok iyi anlarız. Ve bunu gerçekten o samimiyeti kuramayan bir liderin, yöneticinin başarılı olması imkansız gibi bir şey. Evet. Yani ne kadar IQ seviyesi yüksek olursa olsun, ne kadar iyi eğitimler almış olursa olsun... Ve hani yani bunun tabii ki kuruma, oradaki ekibe, oradaki ekibin sonuçlarına olumsuz etkileri çok fazla. Ama bir yandan da o kişinin kendisine de o yalnızlaşma süreci o kadar olumsuz sonuçları olabiliyor ki insan sosyal bir varlık, ilişkileriyle var. Ve birçok araştırma şunu gösteriyor, insanların mutlu, kaliteli, verimli, sağlıklı bir hayat yaşayabilmelerinin en önemli etmeni onların kaliteli sosyal ilişkiler kurmuş olmaları. Yani bu aile olabilir, çok yakın arkadaş çevresi olabilir ama ömürleri boyunca sürdürülebilir, olumlu, kaliteli bir sosyal, küçük de olsa bir sosyal çevre içerisinde bulunan insanlar sağlıklı, uzun ömürler sürebiliyorlar. Bu kanıtlanmış bir gerçek.
Koruyucu hekimlik gibi. Aynen yani öyle. Sosyal aynen destek öyle. Mekanizmasına kesinlikle. Yaslanabilmek. Günlük hayat içinde de öyle, yaşam içinde de öyle ya da günlük hayatın akışını bozan olaylarla karşılaştığında da kişinin aslında o psikolojik dayanıklılığını da önemli bir mekanizma o sosyal kesinlikle, destek. Kesinlikle. O desteği alabilmenin önüne geçmiş oluyor aslında birey duygusal zekasını yönetemediğinde. Evet. Evet, ya bir taraftan evet üstten bakan, yöneten, emirler veren, karşı tarafın duygusunu anlamayan taraf olmakla birlikte. Diğer taraftan da evet ben yeteri kadar zekiyim, toplum tarafından da bir empoze edilen fikir de var. Zeki insan her şeyi yönetebilir. Evet. Programlama yapamama, o programına sadık kalamama değil mi? Bir bakıyorsunuz evet planlama yeteneği olmadığı için evet üstün zeka kapasitesine sahip ama LGS sonucu istenen şekilde değil çünkü düzenli çalışmamış. Evet. Bir bakıyorsun dikkat kapasitesini yönetememiş. Ben nasıl olsa yaparım, nasıl olsa matematikte iyiyim, sözelde full çıkarıyorum gibi. Çalışmanın aslında bir taraftan ona da vurgu yapabiliriz. Zekanın evet. da bazen değil mi önüne geçtiğinde söyleyebiliriz. Rutinleri yönetme, evet. Programlama becerisinin aslında değil mi? Kesinlikle. Yani zaten hani yine son araştırmalarda hep şunu da söylüyorlar. Bu zeka zaten tek bir beceri değil. Hı hı. İşte çoklu zeka diyorlar artık onu hani hı hı. Bunların hepsi farklı yetenekler. Ama biz hı hı. sadece ve sadece problem çözme becerisi olan IQ'ya hı hı. odaklandığımız için diğerlerini gözden kaçırıyoruz. Geliştirmiyoruz, beslemiyoruz. Hı hı. O zaman da dediğiniz gibi hani zekayı yani gerçekten o IQ potansiyelini de ortaya çıkarabilecek birçok şeye de sekteye uğramış oluyor. Evet. Şimdi şeye gelmek istiyorum burada. Yani dedik hani geliştiremezsek, besleyemezsek diye. Hı hı. Ben şunu da görüyorum. Duygusal zeka ile ilgili eğitimler yapmaya başlıyorum. Başladığımdan beri sohbetler diyeyim. Şunu da iyice ayırdığına vardım. İnsanlar bununla ilgili hiçbir eğitim almıyorlar. Hı hı. Yani biz hep şeyi soruyorum. Mesela iletişimin kanalları nedir? Okumak, yazmak, hı hı. Konuşmak, dinlemek. Hı hı. Şimdi iyi kötü okuma yazmayla ilgili eğitim alıyoruz hepimiz. Hı-hı. Konuşma, biz konuşalım diye zaten hani en küçük yaşlardan itibaren sizi birileri konuşturmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama dinlemekle ilgili ne ailede, ne okulda, ne iş yerinde hiçbir eğitim almıyoruz değil mi? Rol modeller de yok aslında aynen, değil mi? Maalesef. Hı-hı. Yani bir insan nasıl dinlenir? Dinlenirle ilgili. Pek fazla dediğiniz gibi şey yok, rol model de yok, eğitim de yok eğitim ve yok. İşte istediğiniz kadar zeki olun, istediğiniz kadar bilgili olun. Mesela şeyi de çok yaşıyoruz, yeni iş hayatına dönecek olursak, yani işte çok iyi okullardan mezun, işini çok iyi biliyor. Mesela teknik bir ürün satıyor, bir satışçı. O teknik ürünle ilgili her şeyi biliyor, her ayrıntıyı ama gidip müşteriyi dinleyemiyor. Müşteri ona bir şey söylemeye çalışıyor. O hayır işte, hayır abi, abla neyse biz benim ürünümü şusu daha güzel. Halbuki bir kulak verse ona belki çok daha fazla ya da çok daha büyük bir ürünü satabilme fırsatı olacak. Hı-hı. Onu kaçırıyor. Yani müşterinin ihtiyacıyla ürünün özelliğini eşleştirecek belki aynen de oradan öyle. Anlatmaya başlayacak. Aynen. Ya da dönecek fabrikaya yeni bir ürün geliştirilmesini sağlayacak. Evet. Ya da yani orada sadece o kişinin gönlünü alacak. Yani mesela benim yine şahit olduğum, yaşadığım bir şey. Hı hı. Yani ben size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Siz de daha önce benim kurumumla yaşadığınız bir sıkıntıdan bahsetmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Ben orada size hemen anlatsam, ya Günür Hanımcığım siz biraz bu konuda galiba üzmüşüz. Hı. Gerçekten. Yani ben şimdi bu duyduğuma ben de çok üzüldüm. Hı hı. Ne yapabiliriz? Bir daha size bu olumsuz durumu düşürmemek için hı hı. ne yapabiliriz? Hı hı. Bakacağım ben. Hı hı. Ve en kısa sürede size geri dönüş yapacağım. Hı hı. Gönlünü aldığınız gönlünü aldığınız anda zaten o kişi size bağlanacak ve hani eşit seçenekleri varsa hı-hı. sizi tercih edecek. Hı-hı. Yani bunu göremiyoruz maalesef. Biz sadece işte teknik konular, işte sayısal konular vesaire bunları odaklanarak yani aslında her zaman insanla ilgili bir iş yaptığınızı unutuyoruz. Evet, evet. Kesinlikle. Peki şey değil mi? Aslında cinsiyetçi bir bakış açısı da var. Kadınlar da duygusal zeka daha mı öndedir? Erkeklerle kıyaslandığında değil mi? Şimdi, çok sık sorulan. Evet, çok sık sorulan. Bir inanç da geliştiriliyor bu evet, alanda. Evet, böyle bir inanç var biri. Ama yani benim bildiğim kadarıyla, hani yanılıyor da olabilirim ama benim baktığım kaynaklardan konuşayım.
bunun böyle bir genetik bir şeyi yok, altyapısı yok. Yani işte XX kromozomu şöyle oluyor da XY kromozomu biraz işte duygusal zeka konusunda dezavantajlı oluyor şeklinde. Yani böyle çok belirgin, yani tabii ki işte hormonal durumlar, işte erkeklerin gelişiminde dünyayı algılama, benlik vesaire, onunla ilgili tabii farklılıklar var. Özdeşimler değil mi? Rol modelleri, rolü kızların. Mutlaka var birazcık farklılıklar, ama yani hani bu duygusal zekanın çok yüksek ya da çok düşük olmasını etkileyecek %100 bir şey değil. Birazcık yani genellikle kız çocuklarının daha anlayışlı olmasının beklenmesi, işte anneye daha fazla destek olması, diğer kardeşlerin bakımına daha duyarlı olmasının beklenmesi gibi şeyler çok fazla. Bir de geçenlerde hem dinledim bir TED konuşmasında, sonra da birkaç araştırma yaptım. Kardeş sırasının da önemli olduğunu bu konuda gördüm. Yani ve birkaç yerde de şey yapıyorum, soruyorum mesela eğitim sırasında bakıyorum böyle hani duygusal zekası, hitabeti, işte böyle alttan alarak ortamı yumuşatma, daha esprili falan öyle olan kişileri seçiyorum böyle. Diyorum siz kaçıncı kardeşsiniz diyorum. Mesela geçtiğimiz aylarda bir şeyle güvenlik görevlisi olan bir grupla bir şey içerisindeydik. Etkileşim içerisindeydik. Orada bir tane arkadaş, yani ben size soruyorum hani siz ne yapıyorsunuz? Bu maske taktırmakla ilgili çok sıkıntı yaşıyormuş güvenlik görevlisi olan arkadaşlar. Siz neler yapıyorsunuz diye sorduğumda gerçekten çok güzel, harika, yani kırmadan bir olumlu sözlerle taktırabildiğini söyleyen bir arkadaş çıktı. Dedim siz kaçıncı kardeşsiniz? 11 dedi. Tam tuttu. Neden? Şöyle anlatıyorlar. Yani bu en küçük kardeş hep ister istemez büyüklerin husumetine uğradığı için. Yani koruma da hem var koruma, ama hem de, evet, şey de vardır ya, yani işte nasıl diyeyim, hani suçu onun üzerine atma ya da hani çok daha kolay dövülebilen kavga sırasında. Ya da suçu at küçük olduğu için nasıl olsa değil mi, çok üzerine gidilmeyecektir, affedilir. Öyle olduğu için onlar yani mesela en büyük mizah ustalarının vesaire genelde çok çocuklu ailelerin son çocuğu olduğunu, çünkü şey diyorlar, seni güldüren birine yumruk atamazsın filan diye böyle hani esprili, alttan alma, böyle sözel becerileriyle, hani fiziksel olarak güç yetiremediği için diğer kardeşlerine sözel becerilerle onların işte gönlünü alma, onları ikna edebilme becerilerini çocukluktan itibaren geliştirdikleri iddia ediliyor. Bir grubu yönetiyor aslında 11 kişi aynen, değil mi? Aynen öyle. Yani birkaç seferde denk geldi yani başka eğitimlerde de. Evet. Yani hani kadın erkek diye sordunuz. Biraz mesela kardeş sırası da önemli. Yani birazcık şeyle alakalı bir durum var. Yani toplumun sizden beklentileri aslında geliştiğiniz ortamında etkileri var. Evet. Bir de şeyi de hani çok konuşmak isterim. Hani IQ ile EQ'yu karşılaştırırken iki şöyle bir önemli fark daha var. IQ çok büyük oranda genetik. Yani sonradan çok fazla geliştirilemeyen bir yeteneğimiz. Zeka bölümü için belki değil mi? Belki alanları, evet, alt alanları için değil de çoklu zeka dediğiniz ya. Aynen, aynen. Zeka bölümü puanının oynamadığını ama alınan eğitimlerle belli bu alanların yükseldiğini biliyoruz aynen, belki. Aynen öyle. Yani beceriler geliştirebiliyor. Evet. Yani mesela test tekniği öğrenebilir kişiler ya da hani onun ilgi alanına göre bazı şeyleri öğretirseniz, bazı şeyleri ezberleyerek sonuçlara daha hızlı ulaşabilir. Ama hani ilk defa karşılaştığı bir problem karşısında sıra dışı seçenekler bulup bunları hemen uygulayabilme yeteneği, tabii ki IQ diyelim buna. Muhakeme değil mi? Tahmin aynen, gücü. Aynen öyle. O yordama gücü. Aynen, ya da işte kutunun içinde kalmamak. Yani böyle farklı çözümler bulabilmek vesaire. Bu yetenek öyle çok fazla geliştirilebilen bir yetenek değil. Yani ya da sönümlenen bir yetenek de değil. Mesela işte çok örnekleri vardır, işte dağın başında çobanlık yapan bir çocukcağız hayatında okul görmemiş ama üniversite sınavında derece yapıyor. Nasıl yapıyor? Çünkü zaten öyle bir yeteneği potansiyel var. Potansiyel aslında değil mi? Potansiyel. Evet, potansiyel. Ya da işte çocukken kimse ona zeka kartları, yok küpler, bilmem neler, biz şimdi çocuklarımızın önüne döküyoruz ya. Yani tabii ki önemli. Tabii ki ufak tefek de olsa hani uyaranın mutlaka olması, etkisi var.
Ama maruz hani, kalmasa da değil mi öğrenme ortamına? Eğer o genetik yeteneği çok fazlaysa o becerilerini çok fazla kaybetmiyor. Ya da diyelim ki işte IQ puanı çok düşük bir çocuğa da hani böyle çok bir eğitim ortamı sunup da onun bir Einstein olmasını taşıyamazsınız. Mümkün yapamıyorsunuz. Ama duygusal zekada bu her zaman mümkün. Yani herkes duygusal zekanın Einstein'ı olabilir. Yeter ki hani emek verilsin. Yeter ki kendisi de istesin, teknikleri geliştirsin, kendine özel bir şey haline getirsin. Yani edinim ve öğrenme faktörü var duygusal zeka. Aynen. Taklitle bile aslında değil mi? Duyguları yönetmeyi öğrenebilir bir çocuk. Duyguları ifade etmeyi model alabilir aslında. Aynen öyle. Hani duygusal repertuar dediniz mesela konuşmanın başında çok güzel bir şey. Yani ben bir anne çocuğuyla hani bunu mesela şu an yeni nesil hep okuyoruz. Çok güzel anlatılıyor. Yani sen şu anda ne hissediyorsun? Yani canın mı yandı? Üzüldün mü yavrum? Falan. Yani konuşma öncesinde bile annenin babanın empatik yaklaşım dediğimiz yani şekilde onun duygularına isim koyabilmesi, sizin onun yerine o duyguları tanımlamaya çalışmanız, o konuda ona destek olmanız ileride onu bu konuda çok yetkin hale getirebiliyor. Ama bizim mesela bizim kuşağımız çok fazla böyle bir şey görmedik yani. Hani terlik gördük genelde. Evet, sus. Aynen. Ya da ağlaman durunca gel. Ben ne yaşıyorum acaba? Değil mi? Kafa karışıklığı. O aynalamanın aynen. olmaması. Aynen. Kapsayıcı aynen. bir ebeveyn tutumunun olmaması. Duyguların ben acaba şu anda yetişkin yaşantısında bile acaba ne yaşıyorum? O duyguların birbirine karışma halinden bahsediyoruz. Bir de bunun aynen. iş yaşamına taşınmasını düşünelim. Evet hani gerçekten IQ için potansiyel, EQ için de belki değil mi? Performansa, potansiyelin performansa dönüşmesi için bir fırsat alanı gibi de aynen. ifade edebilirim kesinlikle, belki. Kesinlikle. Peki geliştirilebilir mi aslında? Çok ipucunu konuştuk. Evet, duygusal evet. zeka geliştirilebilir miyinin cevabını evet. aldık aslında. Başka aynen. ne söylersiniz? Yani nasıl geliştirelim? Birazcık onundan evet, konuşalım kesinlikle. Olmazsa. Yani yani tabii böyle işte bir saat beni dinleyin çok gelişecek duygusal zekalı iddiam yok ama. 10 maddede evet. 12 madde. 10 adımda 12 adım aynen. Duygusal zeka geliştirmenin 7 adımı falan öyle bir şeyiniz evet, yok ama evet. Yani tabii ki bazı teknikler var. Yani mesela en çok anlattığım her yerde çünkü hani aslında bizim kültürümüzde de çok atasözlerimizde de çok olan atasözümü tam hatırlamıyorum bir büyüğün sözü de olabilir yanlış aktarmış olmayayım hani söz ola kestire başı söz ola kese savaşı yani ya da mesela yanlış üslup doğru sözün celladıdır yani ne kadar önemli sözler var bizim de kültürümüzde yani o bir şeyi söyleme tarzı insanlara aslında yani ya baş kestiriyor ya savaş kestiriyor o kadar, yani evet. O kadar önemli. Ciddi bir sonuca gidiyor. O kadar önemli. Ama ne söylediğin değil, nasıl söylediğinin aynen, kıymeti. Çok çok önemli. Şimdi onunla ilgili tekniklere yani işte bizi dinleyenler, ilgi duyanlar lütfen çokça baksınlar. Ama böyle adım adım gidecek olursak şeyden de başlayabiliriz. Yani aslında biraz ipuçlarını verdik. Hani ben ne hissediyorum? Ben şu anda bir şeye kızdım ama neden kızdım? Çünkü işte Gülnur bana bilmem ne dedi. İşte Gülnur kötü birisi işte ya da şöyle birisi. Ama bunu söylemek o kadar kolay ki yani hani etraftaki insanları suçlamak. Ama biraz şuna dönüp bakmak gerekiyor. Gülnur bana onu söylediğinde ben acaba ne hatırladım? Bana bu neyi hatırlattı? Hangi ihtiyacımı? Ya da geçmişten getirdiğin hangi sıkıntımı? Hani yarası olan Gülnur yine çok güzel bir atasözümüz. Yani bende acaba bununla ilgili bir yara mı var? İz düşümü ne bendeki değil mi? Hangi aynen. anıya götürdü beni? Aynen. Aynen. Evet, ona mı o ana mı reaksiyon gösteriyorum? Geçmişteki bir ana mı? Evet, hı. kesinlikle. Ya da işte yani benim yetiştiriliş tarzımda mı? Benim bir ihtiyacım dünyadan beklediğim ama bir türlü edinemediğim belki annem babamdan belki hayattan beklentimin karşılanmaması mı beni bu kadar tetikliyor orada ne var oraya bakabilmek çok önemli buna bakmakta çok istekli ve cesur değiliz maalesef şunu da söylemek lazım ama bu gerçekten çok zor bir şey yani ben buna cesaret edip ben gerçekten acaba
ne hissediyorum'a bakmaya cesaret etmek çok zor bir şey. Ben çok saygı duyuyorum buna cesaret eden insanlara. Ve başlarda gerçekten çok zor oluyor. Çünkü şuna adaysınız. Şu diyorum ya çok kolay. Yani işte o haksız. Bu işte beni sevmiyor. Bu çünkü şöyle. Bunun böyle bir hesabı var vesaire. Etrafımızdaki herkese bir bahane buluyoruz. Ama ben acaba bir yerde haksız mıyım? Birine haksızlık mı yapıyorum? Ben şimdiye kadar bir inkarın içinde miydim acaba? Ve düşünün ki işte ben 40 yaşındayım. 40 yaşında böyle bir şeye karar veriyorum. 40 yıldır ben etrafımdaki insanları tasnif etmişim. İnsanları bana davranışlarıyla ilgili bir şey isim koymuşum. Kariyerimi ona göre yapmışım. Özel hayatımı ona göre belirlemişim. Ama ya ben haksızsam? O zaman şimdiye kadar üzerinde durduğum birçok şey boşmuş, yanlışmış. Buradan da dönmem için benim hani aynı şey gibi hani yanlış kaynayan bir kolu kemiği hani kırıp maalesef tekrardan. Kötü bir tecrübeyle tekrar kaynatmak gerekirse o kadar da zorlu bir süreç. Ama oraya bakmaya cesaret ettikten sonra insan mesela bunu çok etrafımda da gördüğüm için kendi adıma da konuşayım ben hani 35 yaşında bir terapiye başladıktan sonra hani hem özel hem iş yaşamında her şey çok daha fazla yoluna girmeye başladı. Böyle kendini sürükleyerek yürüten insanların önce güzel rahat rahat yürüyüp o yükleri atıp sonra da koşabildiklerine çok fazla şahit olduğum için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk adım bu. Buna cesaret etmek ve o duygulara bakabilmek. Aslında güzel bir tanımlama değil mi? Aslında yükler. Bize onu şöyle söylüyorum. BDT çalışan, bilişsel davranışçı yöntemle çalışan biri olarak, terapist olarak da aslında değil mi? Şemalarımız var ve onları biz zihnimize kendimiz yerleştirmiyoruz. Bakış açımızı, düşüncelerimizi yöneten şemalar. Evet, onlar dışarıdan ya da değil mi? Bilinçaltından da aktarılan, onları da konuştuk aslında. Kolektif bilinçaltından aktarılanlar da var. O şemalarla kendimizi değerlendiriyoruz. Evet, o şemalar çerçevesinde kendimize değer biçiyoruz, değersiz oluyoruz, haklı oluyoruz, haksız oluyoruz, sevmeye layık oluyoruz, sevgiye hiç layık olmuyoruz. Ve onlar bizim düşüncelerimizi bağlantılı olarak duygularımızı ve sonrası davranışlarımızı etkiliyor. Evet, o yüklerin içinde bunlar da var aslında. O şemaları bırakabilmek. Bana ait değil. Bana ait olanlar, bana ait olmayanlar. İçinde çok doğru bir tanımlama. Teşekkür bırakıyor olmak önemli. Katkınız için. Aynen. Hani bana ait olanlar, olmayanlar var. Bir de bana ait olup hatalı olanlar var. Gerçekten yani orayla yüzleşmek çok önemli. Ama o yola çıkmak bile çok değiştiriyor. İnsanın hayata bakışını, kendine bakışını ve insanı hafifletiyor. Hani hep ne dedik? Gerçek potansiyelimize ulaşmak burada önemli. Yani biz hayatımız boyunca ne için çalışıyoruz? Yani ben sabah her sabah kalkıyorum, işe gidiyorum ya da bir aile kuruyorum. Bir şey için çabalıyorum. Yani mesela para kazanmak istiyorum. Yani ben o parayla ne yapacağım kazandığım zaman? Yani o gerçekten hani mutluluk diyoruz ya, mutlu olmak. Yani mutluluk senin için ne? Yani herkes için mutluluk olan şey aynı senin şey için olamaz ki. Yani hiç bunu düşündün mü? Mutluluk acaba sana işte birileri tarafından, annem baban tarafından ya da işte ne bileyim medya tarafından, bugün sosyal medya tarafından, toplum tarafından. Ya bak işte bak bu adam, bu kadın mutlu. Sen de öyle olursan mutlu olursun mu? Yani aslında işte böyle çok iç içe geçen çok önemli orada bir şey var, altyapı var. Oraya diyelim ki halledebildik. Bir dereceye kadar iyi hissediyoruz kendimizi. Zaten bunları önümüze döktüğümüz zaman biraz daha yönetebilmeye başlıyoruz. Yani ben mesela ya oradaki şeyleri tımarlıyorum. Yarası olan Gocunur dedi ki o yaraları tımarlıyorum. Hiçbir zaman olmamış gibi olmuyor o yara. Mesela diyelim ki çok küçük yaşta yakın bir ebeveynin, yakın ebeveyn olmadı kusura bakmayın. Yani anneyi ya da babayı. Kaybetmiş birisi, hiç kaybetmemiş birisi gibi olmayacaktır. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Ama hayattaki her şeyi ona yorup oradan kaynaklanan bir tepkiyle ya da tepkisizlikle yaklaşmayacaktır. Bir nedenim var değil mi? Gerekçelendirmek. Aynen. Değil mi? Bu da büyük. Aynen, kesinlikle. Şimdi orayla yüzleştik, orayı yönetmeyi öğrendik, kendi duygularımızı da dengeleyebiliyoruz artık. Gerekirse bize o duyguları tetikleyen şeylerden kaçınmaya başlıyoruz, yönetebilmeye başlıyoruz. Şimdi artık zaten ortam berraklaşmaya başlar. Ya işte Gülnur bana öyle dedi ama
Gülnur'un acaba ne sıkıntısı var? Gülnur acaba ne istiyor, ne hissediyor? Kendimden çıktım artık, aynen, diğerine yöneldim. Aynen öyle. Çünkü artık ona enerjim var. Yoksa arkada böyle hani hep şey örneği de veriyorum. Nasıl bir bilgisayarda ya da telefonda arkada çalışan programlar. Açık programlar. Evet, aynen öyle enerjiyi sömürür ya. Yani işlem hızını da yavaşlatır. Onun gibi beyninizin arkasında sürekli böyle bir kavga varken... Yani ben nasıl işime odaklanayım, çocuğuma odaklanayım, arkadaşlarıma ya da bazen yolda gördüğünüz bir insana, karşılaştığınız bir insana bile bir tek güzel sözünüz onun bütün gününün iyi geçmesini sağlayabilir. Ama ben kötüysem bunu yapamam. Yani orada mesela bizim bir şey yapmaya çalışıyoruz biz ekip olarak sizinle ve siz sürekli buna itiraz ediyorsunuz. Sürekli bir şeyiniz var. Nasıl diyeyim? Ket vurma davranışınız var. Yani ben orada size böyle savaşmak yerine ya Gülnur'cum ben işte böyle 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 yapıyorum ama bunu ilerletemiyoruz. Bakın şey yok, ben diline geldik. Yani sen kötüsün, sen ket vuruyorsun, sen lafı yok kesinlikle. Sorumluluğu aldın. Aynen. Ben gördüğümü ben söylüyorum suçlamadan. Yani böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz ama yani bir türlü ilerleyemiyoruz. Gülnur'cum senin burada bir sıkıntın mı var? Bir zorluğun mu var? Sevmediğin bir şey mi oldu? Senin neye ihtiyacın var? Burayı ilerletebilmek için. Ben senin için ne yapabilirim? Aynen. Evet. Aynen öyle. Şöyle mi? Böyle mi? Yani ben hani dışarıdan seni biraz işte yorgun görüyorum. Yani bu konuya karşı biraz hassas görüyorum. Bununla ilgili bir canını sıkan bir şey mi var? Diye sorabildiğiniz anda yani o kadar çok şey çözülüyor ki. Yani ne kadar basit. Ama bunu sorduramıyoruz yani hep bu haldeyiz iş hayatında ben, da öyle. Evet, özel hayatta kuralı da koydum öyle. Normlar belli, standartlar belli, çalışma koşulları uyacaksın. Aynen öyle. Evet. Ya da işte ben yapıyorum, sen de yapacaksın. İşte ben buraya bu saatte geliyorsam sen de geleceksin. İşte ben buraya böyle yapılacak diyorsam doğrusu bu. Ben bunu okulunu okudum. Evet. İşte o direnci anlamak değil mi aslında? Aynen öyle. Yani direncin kaynağı aslında belki o karara katılmıyor kişi. Evet. Ya da karara katılmadığı için değil mi, o süreçlerin hiçbirine yer almadığı için, söz hakkı olmadığı için, fikri aynen sorulmadığı için de direnç gösteriyor olabilir. Aynen. O konuyla ilgili daha önceden başka bir tecrübesi olabilir. Mesela her şey olabilir dediğiniz gibi. Yani ben gerçekten samimiyetle, suçlamadan... Ya burada ne oluyor Gülnur'cum, senin tarafından ne oluyor ben anlamak istiyorum dediğiniz anda o kişiye bir kere, yani bu olay çözülmese bile o kişi size olumlu duygular beslemeye başlıyor. Diyor ki ya beni anlamaya çalışıyor. Beni samimiyetle anlamaya çalışıyor bu kişi. Sizin aranızdaki buzlar eriyor bir kere. Yani sizi o kişi başka bir yere koymaya başlıyor. Yani... Ve ama şurada altını da şeyle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Sen demeden mesela bizim gene dilimizde şöyle bir şey var. Böyle yıllarca arkadaşlık yapan ya da karı koca olan insanlardan duyduğumuz sözdür. Mesela bunca yıldır bana sensin demedi. Ne güzel bir söz değil mi? Hani sensin demedi. Hani burada... İkinci var aslında. Aynen. Önemli. Yani bizim kültürümüzde bu duygusal zeka ile ilgili çok fazla şey var. Evet. Çok fazla terim var, deyim var vesaire. Yani sen şöylesin, sen böylesin, sen böyle bir insansın. Hani ben teşhis koyuyorum o karşımdaki kişiye. Yani neden? Hani o davranışla ilgili, o olayla ilgili. Yani burada sen ne görüyorsun? Sana ne kötü geliyor? Ne olumsuz geliyor? Onu bana söyleyebilir misin? Ben seni anlamaya çalışıyorum dediğiniz anda... Aslında birçok şey çözülüyor. Bundan bahsedelim. Bir de son olarak yani hani bu dört adımdan bahsettik ya, en üst adımdan. Bu arada şeyi her yerde yine söylüyorum. Çok da altını çizmek istiyorum. Bu ilk iki adım dedik ya. Kendi duygularının farkında olma ve kendi duygularını yönetebilme. Üçüncü, dördüncü adımda başkalarının duygularının farkında olma. Başkalarının duygularını yönetebilme dedik. Bu başkalarının duyguları İlk konusu geldiği zaman insanlar şey demeye başlıyor. Ya bana ne? Ben anası mıyım? Babası mıyım? Karısı mıyım? Kocası mıyım? Bana ne yani? Burası iş yeri, burası kreş değil. Ben mecbur muyum vesaire? Sorumu hissetmezler diyelim durumda. Aynen. Yani çok kolay bir şey de değildir yani bu söylediğimiz. Ama ben de her zaman şey diyorum. Yani bir şarkısı bile var. Bir şarkı da vardı ya esprili. Hani zorunda mıyım diye bir şarkı vardı. Tabii ki zorunda değilsiniz. Yani bu duygusal zekanın üçüncü ve dördüncü basamağını yapmak
kimse zorunda değil. Hı hı. Ama yaptığınız zaman o kadar çok kapı açılıyor ki önünüzde. Ben yapın derim. Mutlaka onu tavsiye ediyorum. Çalışansanız da, değil mi? Ekip evet, ruhu için. Aynen öyle. İşverenseniz de kesinlikle. Aslında size olan güven de artacaktır. Sizinle birlikte çalışma motivasyonu zaten verimliliği artıracak. Anlama, değil mi? Karşımdaki kişi beni anlıyor. Aynen. Tabii ki bunun anahtar kelimesini de paylaşmış oldunuz. Dinlemek. Evet. Aslında karşı tarafı dinlemek, anlamak için dinlemek. Aynen. Bazen öyle de kendimizi anlatmak için dinleriz yani. O konuşmada aynen, bir önce aynen ben cevap empoze vereyim, edeyim, fikrimi evet söyleyeyim gibi. Anlayış geliştirmek için dinlemek kıymetli. Peki kesinlikle kurumların duygusal zekası var mıdır? Kurumların duygusal zekasından bahsedebilir miyiz? Yani kesinlikle bahsedebiliriz bence. Şimdi tabii yani belli kurumları da sanki insanmışçasına evet aslında siz de duymuşsunuzdur. Özellikle Cat Stoveries diye bir yazar var. Yani bir kurumu da sanki bir insanmışçasına psikoterapiye tabi tutan, orada psikanalitik çalışmalar yapan araştırmacılar var. Tabii ki özellikle o kurumun kurucusu kimse, lideri kimse, en üst yöneticisi ve işte tarihçesinden tabii getirdiği her kurumun sonuçta belli prosedürleri var, kuralları var, işleyiş biçimi var, işte işe aldığı kişilerdeki bir eğilim var. Hani nasıl kişileri işe alıyor? Ya da orada oturmuş bazı söylemler var, bazı davranış tarzları var vesaire. Mesela çok temkinli bir kurum olabilir, risk almayan bir kurum olabilir, çok asgari düzen isteyen bir kurum olabilir, çok düzen koruyan, evet, ya da çok yaratıcı olan bir kurum olabilir, çok destekleyici olabilir birbirini, hani işte hepimiz yeter ki iyi olalım vesaire de diyebilir, hayır hedef hepiniz birbirinize rakipsiniz de diyebilir. Yani bütün bunların aslında sebepleri de oluyor, sonuçları da oluyor, hem oradaki tek tek çalışanlar için hem de kurumun tabii ki uzun ömürlü olabilmesi için. Yani kurum bir psikiyatrik rahatsızlığa yakalanır mı? Yakalanabilir. Yani hani böyle çılgıncasına belli hedefler koyup sonra insanları birbirine kırdırıp kurum kendi ayağını sıkabilir. Kendi ömrünü kısaltabilir tabii ki. Yani orada kültüre bakıp, insanların ruh durumuna bakıp, yani aslında son dönemde tabii çok fazla insanların psikolojik sağlığı, çalışanların psikolojik sağlığına önem verilmeye başlandı. Ülkemizde henüz çok yeterli değil tabii ki. Ama olacak, ben çok inanıyorum. Yani orada kişilerin tabii ruh durumlarının etkileniyor olmasına bakarak orada sağlıklı bir ortam olup olmadığını söyleyebiliriz. Ve hani sağlıklı olması için de tabii ki duygusal zekası olan bir kurum. Yani oradaki sistem, süreç, işte lider üye etkileşimleri, yöneticilerin tavırları, onlara verilen hedefler, mesela bir performans değerlendirme süreci, mesela hiç mi yapılmıyor ya da yapılırken çok elinde sopayla mı yapılıyor? Yani orada dediğiniz, altını siz defalarca çizdiğiniz dinleme ne kadar var? Mesela tek taraflı emir mi akıyor yoksa herkes birbirini dinliyor mu? Üstler astarı dinliyor mu? Katılıyor mu? Çözüm ortağı mı çalışanlar? Performans değerlendirmesi bir şirket için olmazsa olmaz. Hiç değerlendirme yapmadan birden işte ne bileyim işinize son ya da ne bileyim değerlendirmede tamamen kişinin aslında potansiyelini yükseltmek değil. Orada kişisel meselelerle performans değerlendirmesi önemli meseleler. Yüksek duygusal zekaya sahip kurumların birkaç özelliğinden şöyle bahsedersek nasıllardır? Yani orada az önce söylediğiniz aslında en başı tabii birbirini dinleyebilmeyi koyalım. Orada kişiler kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Mesela şeyi de çok söylüyoruz, nasıl çocuk yetiştirirken de şunu çok ifade ederiz ya, aslında çocuğa bir kural göstermek, yani işte bu yapılacak dediğiniz zaman o tepki göstermesi doğaldır. Siz ona kural koyduğunuz için değil, tepki göstermesine izin vermediğiniz için o çocuk üzülür. Onun psikolojisine o zaman zarar gelir. Aynı şekilde bir kurumda belli kurallar olabilir. İnsanların hedefe koşmasını sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama bunu insanların kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyarak yaparsanız o zaman duygusal durumu bozmazsınız. Ve bunun içine ne yapmak gerekiyor? Herkesin birbirini dinleyebildiği ve olumsuzluklar varsa orada, hani dedik ya duyguları yönetmekle ilgili,
samimiyetle geçerli çözümler sunulmaya çalışılan bir ortam, duygusal zekanın çok yüksek olduğu bir ortam diyebiliriz. Evet, evet. Bununla paralel olarak aslında böyle yine 21. yüzyılın şirket yapılanması ve bakış açısından şöyle ilerlersek aslında orada tabii ki ruh sağlığı dedik. Duygusal zekanın yükselmesi artık çalışanların ruh sağlığı. Ve artı tabii ki oradaki iyilik halini biliyoruz ki biz mikro düzeyde iyilik hali makro düzeyde aslında aile yaşantısını artı topluma yansıyacak. Ne yapmalı şirketler? Çalışanların duygusal zekalarını olumlu etkilemek diyelim. Geliştirmek belki çok iddialı bir laf olur ama olumlu etkileşimi arttırmak için ya da ruh sağlığını desteklemek adına birkaç şöyle öneri. Şimdi tabii en başta en üst yönetimin, orada kural koyucuların, yöntem belirleyicilerin, karar vericilerin duygusal zeka konusunda kendilerini geliştiriyor olmaları gerekiyor. Bunu kurumlarında da arttırmak için kararlı olmaları gerekiyor. Ve bununla ilgili de uzmanlardan destek almaya başlamaları gerekiyor. Yani benim kurumda bazen şöyle şeyler oluyor çünkü yaşıyoruz. Yani işte burada duygusal zeka çok önemli. Duvarlara yazalım böyle bir şey büyük büyük puntolarla ama gidiyorsunuz. İnsanlar birbirlerine gerçekten çok kırıcı davranışlarda bulunuyorlar ve hiç kimse hiçbir şey demiyor. Herkes kör sağır dilsiz mesela aynen ya da mobbing uygulanıyor. Bakıyorsunuz alttan alta üst yönetim bunu destekliyor. Yani çünkü istiyor ki işte kural dışına çıkmasın kimse. Ya da işte maalesef yaşıyoruz işte tazminat vermeyeyim de o istifa etsin gibi. Yani bunu ayırt edebilmek, yani ben gerçekten samimiyetle kurumumda herkes birbirine duygusal zekasını kullanarak davransın. Hem kendi duygularını yönetebilirsin, başkalarıyla da, müşteriyle de, tedarikçiyle de ve duygusal zekasını kullanarak iletişim kursun. Bu tabii ailesine de yansısın. İş, özel yaşam dengesini iyi kurabilsin. Ailesiyle de problemlerini çözebilsin, oradaki iletişimini de düzeltebilsin ve uzun dönemde hem onlar tek tek dediğiniz gibi mikro düzeyde hem benim kurumum hem de ülkem bulunduğum artık ekoloji birimi neyse onu da en iyi yere taşıyabileyim. Yani burada karar vericilere çok büyük iş düşüyor. Çünkü bireyler tek tek yani tabii ki onun da faydası var. Biz hep şunu da söylüyoruz. Ya birçok kuruma gidiyorum mesela en alt kademe yöneticilerle de çok uzun süreler çalışıyorum. Anlatıyorum. Önce hep hayır derler. Ya Sunu Hocam öyle diyemeyiz ya. Biz bunu nasıl diyelim falan. Sonra böyle dinlerler kafalarına yatar. Ya gerçekten bu güzel bir yöntemmiş. Ama önce benim amirimin alması lazım bu eğitimi vesaire derler. Evet, herkes topu. Değil mi? Kendinden yani, yine bir uzaklaş. Zor çünkü. Aynen evet, aynen. Değişime. Kesinlikle. Değişim zor ve değişime katlanmak da zor. Evet, evet. Aslında adaletin olduğu, nedir gelirlerin dengeli dağıldığı, hem deneyime hem liyakata göre, çalışma saatlerinin adil olması ki motivasyon çok etkiler, ruh sağlığın da aynı şekilde. Yani tabii ki çalışanların kurum içindeki verimliliği dışında da hani bireysel gelişimlerine destek veren bir kurum kapasitesi ya da bakış açısı. Ve onların tabii ki aile içi ya da özel yaşantılarıyla ilgili de bir takım problematiklere değer veriyor olmak, özel izinler belki ya da özel destekleyici bir takım programlar, eğitim sistemini desteklemek, sağlık sistemini desteklemek aslında birçok anlamda hem verimli hem de motivasyon, aynı zamanda ruh sağlığını da destekleyen bakış açıları aslında. Kesinlikle. Yani insana sadece bir beden gücü olarak bakmayan, evet zihinsel kapasite önemli bir takım becerileri yönetmek için ama aynı zamanda duygulara olan da bir mekanizmaya sahip. Tek bir açıdan bakmayan kurumlar aslında duygusal zekası yüksek kurumlar belki diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Duyguları bir kere kabul eden kendi duygularını, benim kurumumda bu duygular var diye gene ilk adıma gidelim. Kabul eden, bu kabulle başlayan bütün kurumlar aslında duygusal zekasını çok yükseltmeye aday. Şunu ama tamamlamak istiyorum orada yarım kaldı ifade etmek istediğim şey. Evet. Yani mesela işte ben değişmeyeceğim o değişmeden. Yani karşımdaki de duygusal zekası yüksek olsun. Ben o zaman anca bunları layıkıyla yapabilirim tepkisini çok aldığım zaman hep söylüyorum. Yani önce siz. Yani ve hani hiç kimsenin duygusal zekası yüksek olmasa bile ben o
teknikleri edinerek, kendi duygularımla barışarak hayata baktığım zaman aslında birçok şey yoluna giriyor. Bulaştırırım şey. Da bu bakış aynen. açısını değil mi? Aynen olaylara öyle. Böyle bakmayı evet. bulaştırırım, ekibime bulaştırırım. Aynen. Onları da motive ederim. Evet. Böyle kendini değişime açık hale getiren birisi zaten diğeri için çok iyi bir rol modeldir. Ya o kendisi evet. için bir şeyler yapıyor dediğiniz her kişi ya dikkatimiz değil mi pür hale gelir. Ya ve aynen. evet oradaki değişim hepimize o kendi için bir şeyler yaparken biz kendimiz için niye bir şeyler yapmayalım aslında değil mi? Bireyden aslında kurumlara, kurumlardan toplumlara, kurumlardan ailelere ve toplumlara diyelim evet, etkisini aynen. aslında konuşuyoruz duygusal zekayı yönetmenin. Evet keyifli bir sohbetti gerçekten teşekkür ediyorum. Tekrar programımızı yapabildiğim için ben de çok mutluyum. Ötelediğim bildiğiniz gibi ötelediğimiz bir programımızı bugüne özel sebeplerden dolayı 14 Aralık Salı gününe almıştık programımızı. Evet. Önemli bir konu hatta daha da konuşulması gereken bir konu. Evet, evet. Belki de mi devamlı olmalı. Çoğu da anlatan şey kaldı. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben programımıza çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Evet çok sağ olun. Çok çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve çok insanın hı-hı. hayatına dokunabildiğini düşünüyorum bu konunun. Hı-hı. Anlatma fırsatı verdiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. İyi ki geldiniz. Ekran başında da bizimle olan sevgili seyircilerimize de teşekkürler. Paylaşımları oldu, güzel dilekleri oldu, geri bildirimleri oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle sevgiyle ve esenlikle kalın. Hoşça kalın.